Efendim merhabalar, sanal direktörle karşınızdayız. Raşit Altun'la birlikte hafta boyunca taraftarları sormuştuk. Haftanın maçlarının 11'lerini ve dizilimlerini, sizlerden gelen yanıtları birazdan sanal direktörde ekranlara getireceğiz. Teker teker paylaşacağız. Raşit Altun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyenler, tabii birazdan maçlarımızı açacağız. Tüm oyuncuları konuşacağız ama her zamanki gibi önce haftanın genel görünüm ve puan durumu ekranlara geliyor. İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluk için gün saydığı 15 puanlık farkını koruduğu haftaya başlarken genel görünüm böyle. Raşit Altun sanki yavaş yavaş ilk 5'te artık. Evet ama ilk 2 tabii bu hafta Fenerbahçe İttifak Holding Konya Spor maçı. İki takım için de çok önemli bir maç. Yani ikinci bakalım kim olacak tabii. Konya Spor'un 5 puanlık bir avantajı var neticede. Ama ikincilik de önemli. Konya Spor'un da tarihinde en iyi derecesi, lig üçüncülüğü olduğunu düşünecek olursak. Aykut beraber. Kocaman'la, evet. O yüzden ikincilik Konya Spor tabii ki Fenerbahçe için bir büyük takım için de her zaman en yüksekte. Yani şampiyon olamıyorsa da ikinci bitirmek hedeftir tabii ki. Burada biraz alt taraf sanki. Biraz, kopuyor gibi yavaş yavaş. Evet, yani Medipol Başakşehir'in işte son kendi sahasında Antalyaspor mağlubiyeti, Demirspor'un son haftalarda kötü performansı. Burası artık çok daha önemli sevgili Can. Yani artık Galatasaray'da o riskli ve tedirgin eden durumdan uzaklaştı gibi. Evet ama matematiksel olarak tabii daha henüz şey değil. Ama hani gerçekçi olmak gerekiyorsa bence hani Gaziantep. Çok rakibi yani, var o yüzden ben hani. Cümleyi biraz daha rahat. Tabii ama burada tabii Altay Göztepe Giresunspor arasında olacak diye tahmin ediyorum. Kasımpaşa da hakikaten iyi top oynuyor. İyi bir takım Kasımpaşa. Giresun'un performansı kendi şeyini kendi kesecek yani. Kendi bağını. Kaderini belirleyecek Altay'da bence. Yükselişte bir tabii yani oynuyor. Altay'da bu altı zorlu Sivas deplasmanında. Ama neticede 6 puanda bırakmadılar. Oynamaya yani. Devam ediyorlar. Tabii. Göztepe de aynı şekilde. Bu şekilde değerli izleyenler puan durumu ve şimdi heyecan dolu Spor Toto Süper Lig'de bakalım 30. haftada birbirinden keyifli maçların oynanacağı fikstür ekranlara geliyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta. Bugün başlıyoruz bir Karadeniz derbisiyle, hem de öyle bir derbi ki bir tarafta her haftanın artık final yerine geçtiği yani şu Karadenizspor, diğer tarafta bu maçı kazanırsa Trabzonspor'un 3 maç kalacak. Yani 3 maç daha kazanırsa diğer maçlara bakmaksızın, diğer maçların skorlarına bakmaksızın ki çok da erken bir şekilde. Tabii yani mesela Trabzonspor kazanıp Konyaspor puan kaybederse daha da erken olabilecek o. Puan farkı açılacak çünkü, ama tabii tam tersi de olabilir. Trabzonspor kaybedip Konyaspor kazanırsa da tabii farklı bir şey olacak, ama tabii gerçekçi olalım yani 15 puan çok zor tabii. 9 haftada kapanması çok mümkün görünmüyor. Ama neticede futbol bu. Geçen hafta ilk kez Abdullah Avcı şampiyonluktan bahsetti. Yani son 1-2 haftadır bahsetmeye başladı. Görünen o ki ligin şampiyon Trabzonspor olarak tamamlayacak. Artık ikinci bakalım nasıl olacak. Yine Balıkars Fatih Karagümrük Yukatel Kayseri Spor maçının da saati 20 değerli evet. İzleyenler. Ve yani biraz zor olacak. Cumartesi günü başlıyor. Yani tabii Atatürk Stadı'nda İstanbul'da hava biraz karlı, soğuk. Akşam saatlerinde daha da söyleniyor. Zor bir maç bekliyor. Enteresan, Viviana'nın bir soğuktan titrerken görüntüsü vardı. Hatırlıyoruz. Yani o tarz görüntüler yaşayabiliriz. Bilemiyorum, Karagümrükler yani stat tabii çok uzak aslında İstanbul'un içinde ama maalesef dışında yani. Çok da kolay değil oraya bu havada gitmek. Cuma günü İstanbul trafiği. Kava karlı. Yani seyirci olacağını da çok düşünmüyorum. Yani pek olmayacak maalesef. Diğer taraftan artık ligde hani saatli bomba gibi bence Öznur Kablo'yu Malatyaspor. Performans anlamında da aynı zamanda lige tutunmaya çalışıyorlar. Ama yani, sanki dirençleri de haftalar geçti kırılıyor gibi, ama artık son maçlar zaten Cihat Hoca yaptığı açıklamada, en son maç sonu açıklamasında bir serbi maçı çıkıp kazanmak istiyoruz. Evet. Ve hani bırakmadık, biz daha bu oyun içindeyiz dedi. Bu da bence haftanın bence en keyifli maçlarından biri bu olacak. Yani şimdi matematiksel olarak tabii iş bitmedi sözü. Yani küme düşmediğiniz sürece bir şans var. Bir de her maçın 3 milyon TL üzerinde galibiyet bonusu olduğunu da
söyleyelim yani. Bir maç kazandığınız zaman 3 milyonun üzerinde para kazanıyorsunuz. Kendi sahasında tabii ki Kasımpaşa'yı yenmek isteyecek ama tekrar söylüyorum. Biraz önce konuştuk, Kasımpaşa hakikaten iyi bir takım. Ama çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Yani Öznur Kablo Yeni Malatyaspor için maalesef istikrar çok önemli. Sadece orada başkan istikrarlı bir. Sürekli hoca değişiyor. Sürekli takım değişiyor. Ve sürekli Malatyaspor küme düşme hattında. Yani burada bir sorun var yani. Ki geçmiş yani, olsun diyelim aslında Sayın Başkan Adil Gevrek'te. Tabii ki geçmiş olsun. Trafik kazası, evet, trafik kazası geçirdi ama. Geçir geçtiğimiz günlerde yani buradan burada, bir kez daha Sayın evet. Başkan'ın geçmiş olsun diyelim. Yani burada sorun kulübün kötü yönetilmesinde. Ya bir takım her sene küme düşme hattında olur mu? Her sene hoca 2-3 tane değiştirir mi? Bütün takım sürekli değişir mi? Olursa durum bu. Ya gerçekçi olur mu? Kimseyi suçlamaya gerek yok yani. Göztepe Aytemiz Alanya Spor yine çok güzel maç. Göztepe için ölüm kalım maçı. Diğer tarafta zaten birazdan ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Bizim de aldığımız maçlarımızdan biriydi bu, evet, gündemimize. Demirspor. Adana Demirspor, Medipol Başakşehir artık ilk iki yarışında, ilk üç, evet, yarışında mı diyeyim, ilk dört yarışında mı diyeyim tamamen. Yani seyretmesi çok keyifli bir maç olacak. İki takım da hani tabii ki yukarıda çıkmak isteyecek ikisi de. Cumartesi saat 16, evet, futbol severler, evet, açacaklar ekranı muhtemelen. Evet, havalarda kötü açacağız evde. İzleyeceğiz ya da şirkette olanlar, çalışanlar ayrı ama. Evde izleyicilerimiz nefis bir maç izleyecek bence. Bakalım işte Balotelli, Okaka. Balotelli milli takıma seçildi mi? Daha resmi açıklanmadı herhalde ama seçilmesi bekleniyor tabii. İnşallah seçilir. Çok önemli hem Adana Demirspor için hem ligimiz için. Yani İtalya milli takımına oyuncu gönderiyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor yine saat 19'da oynanacak bu mücadelede. Evet, çok güzel bir maç yine bizi bekliyor. İnşallah tabii hava şartları yarın. Yani kar bekleniyor İstanbul'da yoğun. İnşallah sorun olmadan güzel bir maç izleriz. Demir Grup Sivasspor Altay. Valla geçen hafta Demir Spor deplasmanında kazanarak çok önemli bir adım attı Sivasspor. Zaten Sivasspor düşmez de. Hani o bölgelerde geziyordu. Biraz sıkıntılıydı. 3 maç üstte kaybetmişti. Bu galibiyetle bence hani Sivasspor o tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Bu haftada yarı cumartesi de Altay. Yani tabii Altay için de çok ölüm kalım maçı. Ligde kalma açısından. Çok güzel, çok zor bir maç ama ben Sivasspor'u biraz o baskıyı attılar Demirspor karşısında kazanınca deplasmanda. Bakalım göreceğiz tabii. Çok zor bir maç iki takım için de. Altay'ın kazanması sürpriz olmaz Can. Diğer tarafta ise Fraport Avantalya Spor yine saat 13.30 mücadelesinde bir başka kritik mücadelede GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Evet. Fraport Avantalya Spor her ne kadar yine maçın bir adım öne çıksa da performansıyla GZT Giresunspor bu sezon bize çok kez... İki hocayı da tabii tebrik etmek gerekiyor. Özellikle Hakan Keleş çok düşük bütçelerle bence başarılı. Nuri Şahin yani devre arası 1-2 oyuncuyla önümüzdeki yıllar bu Nuri Şahin biliyorsun 1988 doğumlu. Yani hala futbolcu zaten. İnşallah Türk futbolu için bugün Antalya Spor'da yarın başka bir takımda sonra belki milli takımda Nuri Şahin'i uzun yıllar hoca olarak seyrederiz diye ümit ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray. Maçını konuşacağız zaten. Zaten gündemimize aldığımız bir diğer maç ve Fenerbahçe. Haftanın maçı. İttifak Holding Konyaspor. İkinci ile üçüncünün maçı. İnşallah yine işte pazar akşamı hava güzel yani. Böyle çok karlı buzlu olmaz da iyi bir zeminde güzel bir maç izleriz. Buyurun. Pekala. Evet değerli izleyenler böyleydi. Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın genel görünümü 31. hafta da ekranlara gelsin. Bakalım bizler önümüzdeki hafta Spor Toto Süper Lig'de nasıl bir heyecan fırtınası bekliyor. İşte ekranlara geliyor. Milli arayı da unutmayalım tabii. Tabii. Bu hafta ara var. Evet. Galatasaray Karagümrük, Altay Antalya çok kritik olacak ne olursa olsun. Giresun Sivas yine kritik olacak. Yine keyifli maçlar bizi bekliyor. Ve Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi derbi var. Büyük bir maç. Çok büyük bir maç ve Trabzonspor'un artık geri sayım yaptı bir maç yani, ama tabii böyle maçlarda yaptı. Biliyorsun hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz yani. Tabii Beşiktaş'ın da mutlaka planı olacaktır. %100 olacaktır yani. Yine baktığımız zaman Kayserispor Fenerbahçe maçı da keyifli olur. Konyaspor Göztepe maçı da çok keyifli olacak. Gollü bir maç olur, evet, sanki değil mi Kayserispor, evet, Fenerbahçe. Peki. Evet değerli izleyenler böyleydi. Ekranlara getirdik birer birer maçları. Sıra geldi sanal direktörde haftanın
takımlarını ve dizilişlerini paylaşmaya Karadeniz derbisiyle başlıyoruz. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçıyla sanal direktöre girişimizi yapıyoruz. Bakalım taraftar nasıl bir 11 belirledi, ekranlara geliyor. Gökhan Akkan. Ben Tarık. Gökhan Akkan. Evet, Tarık. %83. Da iyi bir opsiyon olduğunu düşünüyorum mesela. Çok az almış oy Tarık. Benim fikrim tabii. Tabii ki birinci kaleci Gökhan Akkan ama hani Tarık da ne bileyim bir %30'lara yaklaşabilir diye düşünüyorum. Devam edelim. Gökhan Gönül %83, Holmen, Fonk ve Cemali yer alıyor. Olur. Çaykur Rizespor'da Trabzonspor derbisi öncesi taraftarın seçimi savunma hattı için böyle. Bakalım tabii Eren sahada. Albayrak da burada çok deneyimli bir oyuncu. Eren Albayrak da olabilir yarın diye düşünüyorum ben. Jason Fernandez 135 düşük mü geldi diye. Ama çok kişiyle şey yapıyor tabii orada. Jason Fernandez. Hani bir 50 üzeri bekliyordum ama. Yani tabii bir futbolcu çok kolay değil artık modern futbolda tek başına bir takımı şampiyon yapması ya da kümede tutması. Çok kolay değil ama mesela Getson Fernandez'in bireysel istatistikleri çok çok iyi. Ama her, bir yere kadar. Her maçta mesela tabii, takımından tabii. 1 kilometre en az çok tabii, fazla tabii, koşuyor. İkili mücadelelerde, top kapmada o havuzda hep bir Getson Fernandez'in bir kişi bu kadar. Bu kadar bir kişi yani. Öyle bir şey devam yok artık edelim. Modern futbolda. Çaykur Rizespor'da değerli izleyenler Yusuf Sarı %60, Bolasie %50, Boldrin %21. Yani Yusuf Sarı da tabii Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayabilir. Devre arası Rizespor'a geldi. Şimdi küme düşme attım ben. Bolasie de çok büyük bir hayal kırıklığı tabii yani. Yani beklenen çok daha yüksek. Evet. Çaykur Rizespor'da Poyan Palo var. Şunu söyleyeyim ona. Evet, o da Schalke'den kiralık. Her sezon Çaykur Rizespor iyi bir golcü buluyor. Evet. Mu ama. Yani sanki yani. Geçtiğimiz sene. Ya vallahi şimdi Skoda iyi bir. Bir kere çok büyük bir hataydı ama golcüydü oyuncu, ama. Bir önceki sene o Milan Skoda. Gönlük sene. Can Baks'ın muhtemelen de en çok gol atan yabancısı Rizespor tarihinin. Ve geldiği transfer olduğu günden. Ayrıldığı güne kadar lig takviminde en çok gol atan oyuncuydu. Tam bizim ligin oyuncusu bir. Çok da bir golcü. Çok. Ama o galiba doğru diyor, oyuncu kendi ayrılmak istemiş. Yani şöyle bir şey var. Tabii sürekli hoca değiştirerek, sürekli takımı değiştirerek hep konuşuyoruz. Yani başarılı mümkün değil ama Rizespor Başkanı Sayın Tahir Kıran'a da isyan ediyor bazı konularda. Yani özellikle taraftar desteği konusunda %100 haklı. Yani Trabzonspor ile Rizespor arasında tabii ki bir rekabet var ama yani Trabzonspor'un sahasının maç doluluk oranına bakalım. Rizespor'un mu? Ben bu sene için söylemiyorum. Hani genel son 20 seneye bakalım. Son 30 seneye bakalım. Kurulduklarından beri bakalım. Yani Rizespor taraftarı, Rizeliler maalesef takımlara ben sahip çıkmalarını düşünüyorum. Yani sahip çıkmak demek maça yani şimdi tabii ki ekonomik kriz vesaire. Tamam insanlar geçim derdinde ama geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. Hep böyleydi Rize'de. Trabzonlular geçim derdinde değil mi yani? Trabzon'da ekonomik aynı şey. Tamam şampiyonluğa oynuyor bu sene Trabzon ama oynamadığı zamanlarda Trabzonspor hep dolu tribünlere neredeyse oynuyordu. Rizespor'a destek olmuyor Rizeliler. Maalesef bu bir gerçek. Ya bunu Sayın Başkan söylüyor. %100 haklı. Doğru. Yani Rizespor en az seyirci ortalaması olan kulüplerden biri ligde. Yani bir şehir, stadın küçük kutu gibi mis gibi stat. Yeri de çok güzel. Yeri de güzel. Gittik. Çok güzel bir stat. Sahip çıkmıyor. Rize de küçücük bir şehir değil yani. Kasaba takımı, kasaba takımları yani ilçe takımları çok daha fazla taraftara oynuyor. Buyurun buyurun Göztepe, Karşıyaka, Altay, 1000 tane sayılır yani. Tabii, doğru. Sakaryaspor, Kocaelispor, Samsunspor çıkmıyor sahip. Yani. Ben de öyle düşünüyorum yani. Tamam hatalar olur, transferdir vesaire. Tamam ama yani yıllardır böyle. Buyurun. Pekala. Böyleydi Çaykur Rizespor'un derbi taraftar seçimi 11'i değerli izleyenler. Peki Trabzonspor taraftarı ne diyor? Ekranlara geliyor Trabzonspor'un da derbi 11'i bakalım. Kalede Erce diyor Trabzonspor. Yani tabii şimdi Rizespor'la Uğurcan'ın cezalı olduğunu hatırlatalım. Rizespor'la Trabzonspor'la tabii ki çok kadro kalitesi güç farkı var. Ama ne olursa olsun ben Uğurcan olmaması tabii çok büyük bir eksiklik. Uğurcan'ın da bir ek yapayım naçizane. Bu sezon zannediyorum 3. kez cezalı duruma düşüyor.
Uğurcan Çakır. Hı. Çok yetenekli bir kaleci olsa da Süper Lig'de hatta şu anda bence zirvede olsa da. Ama form olarak biraz şey ama. Bir kaleci 3 kez düşmez. Bir sezon tabii, boyunca olmaması cezalı düşmemeli. Evet. Duruma düşmemeli. Ama şöyle bir durum var. Tabii bunu biliyorsun. Yani seninle de konuştuk daha önce. Almanlar, Alman milli takımı Oliver Kahn'dan kaptanlığı alıyor. Çünkü kaptan olduğu için hani bazı işte tartışmalı pozisyonlarda müdahale etmeye gidiyor veya koşarak gittiği için biliyorsun kartla cezalandırıyor. Aynı şey Galatasaray kalecisi Muslera için de geçerli. Doğru. Güzel bakış. Kaptan, evet. Kaptan olduğu için takımda müdahale etmeye gidiyor. Yani olayı ayırmaya ya da işte evet. Hakeme itiraz etmeye gidiyor. Sarı kartı görüyor. Sarı kartı görüyor. Şimdi evet. Kalecinin kaptan olmasının böyle bir handikapı var. Cihaz orta sahanın ilerisinde bir tartışma var. Belki ayırmaya gidiyor arkadaşlarını kart görmesin diye. Bu sefer kendi görüyor. Bu yüzden Oliver Kahn'ın kaptanlığını almışlardı Alman milli takımında. Ama bizim ülkemizde hani birçok takımda kaleciler kaptanlık yapıyor. Ve bu yüzden en az 2-3 sarı kart görüyorlar. Doğru, bravo. Böyleydi Trabzonspor'un kalesi. Ben arar diyorum ama Uğurcan'ı. Uğurcan hakikaten son 2-3 haftadır çok formlu olmasa bile hakikaten çok başka büyük bir fark yaratıyor. Çok, çok başka bir seviye. Devam edelim savunma hattına. Bruno Perez 96, Dansfield 44, Ahmet Can. Şimdi burada çok beğendiğin ve üzerinde yani yine konuşacağın bir. Evet. Burada şu var, şunu söyleyeceğim. Tabii çok gündeme gelmedi biliyorsun. Bizde her şey son dakikada gündeme gelir. TFF yönetmeliğine göre gelecek sezondan itibaren altyapıdan bir oyuncu ilk 11'de oynatma zorunluluğu geldi. Ve bu oyuncu 1 Ocak 2000 2001 doğumlu olacak. Yani 1 Ocak 2001 doğumlu ve daha küçük olacak. Yani Ahmet Can, yani Arda Güler, yani Ersin Rıdvan Serdar Beşiktaş'ta. Evet. Ama birçok takımın ben bu sorun yaşayacağını düşünüyorum. Mesela Galatasaray Yunus Akgün 2000 doğumlu olduğu için kurtarmıyor. Mesela Galatasaray kim oynatacak 2001 ve sonrası doğumlu? 1 Ocak 2001 ve sonrası. Sonrası doğumlu. Yani o yüzden Ahmet Can çok kıymetli. Altyapıdan değil. Yani sadece altyapıdan olması da yetmiyor oyuncunun. Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu, Rıdvan. Rıdvan. Serdar Saatçi. Oynatırsa Emirhan. Evet. Beşiktaş o konuda çok rahat. Rahat. Fenerbahçe'de var. Evet. Zaten. Her şey var. Arda Güler var 2005'te. Arda Güler o yüzden birçok takım sadece Galatasaray'da sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum ben. İzleyip göreceğiz. Şey madde şu. Bu en alt şeyde oku. Maddeler de ekranlara geliyor evet. Değerli izleyenler. B'yi okuyacak olursak yani iki sezon. C bendi bizim bahsettiğimiz zannediyorum değil mi? Yani şimdi siz mesela bu sene altyapıya bir oyuncu transfer yok, ettiniz. Yok düzelteyim B. Bir, o altyapıya bir oyuncu transfer ettiniz. Hadi hop öyle yok. 24 ay altyapıda yani 2 sene altyapı kadrosunda olması gerekiyordu. Ya da kiraya verseniz de oluyor. Peki doğru mu buluyorsun yoksa bu yani durumu ben senden şöyle, merak ettim. Hani yoksa eleştiriyor musun? Doğru, ben doğru buluyorum. Yok ben en doğru azından bulmuyorum. Mevzuat. Yok ben doğru bulmuyorum. Neden bunu yani birçok kulüp yapamayabilir. Yani altyapıdan oyuncu zorunluluğu evet ama hani yaş şeyi biraz bazı kulüplere siz... Özür diliyorum ilk 11'de iyi. İlk 11'de oynamak zorunlu. Özür diliyorum. Yani kadro 1 Ocak 2021... İlk 11 dersek burada biraz... Zorlanır doğru. Bazı takımlar. Doğru. Yani 4 büyük takım olarak düşünmeyelim mi? Düşünmeyelim yani seneye 19 takım olacak. Gerçi 21-22 yaş. Yani Raşit Ağabey çok mu sence? Ben zorlanacağını düşünüyorum. 22 yaş bulmak. Ben zor... Bizde altyapı yok ki öyle bir şey. Beşiktaş'ın var işte. Şimdi Fenerbahçe'nin var. Trabzonspor her zaman var. Eskiden Galatasaray'ın vardı ama diğer kulüpleri de düşünmek gerekiyor. Yani diğer kulüpler yapabilecek mi? İnşallah. Galatasaray şu anda bence koyulmayacak işte Galatasaray'ın. Yani kiraya verdiği oyunculardan birini muhtemelen deneyecek ama hani bu biraz şey bir kural. Hani bence açıkçası ben altyapıdan oyuncu evet kesinlikle olması ilk 11 başlaması ama tarih konusunda bilemiyorum. Zorlanabilir Anadolu kulüpleri. Bence aynı zamanda hani konuyu biraz daha genişletecek olursak da şimdi rekabet eşitsizliği de yaratabilir mi acaba? Yalnızca mesela yok. Örnek veriyorum. Bir oyuncu var 99'lu. Hı. Bir oyuncu var 2001 doğumlu. Yetenek bakımından hemen hemen aynı. 2001'li oynayacak. Evet. Ya tamam o ayrı da hani bu biraz şey bir karar yani. Kural. Göreceğiz. Keşke tabii oynatsa. Keşke tabii bu kurala kalmadan oynatsa kulüplerimiz yani. Ama yapacak bir şey. Böyle bir kural var. Bakalım ne olacak. Yani bu yüzden Ahmet Can çok kıymetli. Benim de biliyorsun ligdeki favori defans oyuncum yani. Peki devam edelim. Şöyle bir Trabzonspor 11'de ekranları hızlıca bir gelsin. Genel 11 üzerinden değerlendirmemizi genişletelim. Siyopis Dorukhan. Siyopis Dorukhan
benim de beğendiğim bir. Evet yani Dorukhan da Beşiktaş'taki hani şampiyonluk yaşadığı sezon gibi oynuyor hakikaten. Son haftalarda özellikle evet, evet. Bayağı üzerinde. Yani daha şöyle yokluğunu hissediyorsun Trabzonspor'a Dorukhan'ın. Tabii. Devam edelim. Devam edelim. Tabii ki Bişça, Vakayeme. Beşiktaş'taki Vakayeme her hafta bir yani %2-3 lira veriyor. Evet. Edin Bişça 98. Cornelius mu Canini mi o tabii biraz şey. Bence bu ben o biraz şey kısmı taraftar konusunda da bir kafa karışıklığı yol açıyor gibi. Çünkü Canini her hafta artıyor. Ben Canini'ciyim mesela. Her hafta düşüyor. Ben Canini. Özellikle deplasmanda. Ben de en azından Cornelius'la başlayıp 60'tan sonra Canini'den sanki öyle hoca daha yüksek verim alıyor gibi. Yorgun ya, savunmaya ki, daha seri ya, bir Canini. Tabii ki hoca daha iyi biliyor ve biliyor yani. Belli değil mi puan durumundan yani? Yani 15 puan fark atmış ama hani benim nacizane ben mesela onu beğeniyorum. Her şeyin beğendiği futbolcu profili vardır yani. Şeyin her futbol severi. Yani diyorsun ki Trabzonspor yani 50 puan da olsa eleştireceğim de. Tabii tabii şey değil mi? Yani benim hani nacizane. 15 puan fark atınca evet. Nacizane sadece ekleyebiliyoruz. Yani burada böyle. Da bilmiyorum Trondsen mi oynayacak? Yusuf Erdoğan da olabilir. Yani bak sol bek. Çünkü Trondsen'in de şeyinden performansından memnun değil gibi bildiğimiz gibi. Yani sol bek Yusuf Erdoğan'a sürpriz olmaz. Vakayemi'nin arkasında da biraz zor biliyor musun oynamak? Çok hani defansif olarak çok katkı sağlamayan bir oyuncu. Puaç cezalı Amşik Sakat evet. Ekleyelim bunları da. Puaç evet. Da hakikaten iyi oynuyor. Değil mi o bölgede Raşit Ağabey? Yani son 1-2 maç biraz şey yaptı ama neticede hani neticede Bundesliga oyuncusu yani. Peki. Evet değerli izleyenler böyleydi bu maça dair yorumlar ve taraftarlardan gelen de 11'leri sizlerle paylaştık ve geçiyoruz. Katılır mısın bilemiyorum Raşit Altun. Bence haftanın Fenerbahçe Konya 1 bu 2 olur. Bu 2 diyor. Evet. Adana Demirspor, Medipol, Başakşehir mücadelesiyle devam ediyoruz. Adana Demirspor taraftarı da yine kalecisine çok güveniyor. Ben de güveniyorum yani. Bence yani ligin Mustera'yı ayrıt diyorum hani bu sene oynamadığı için. Ligin en iyi 4 kalecisini sayacak olursak Uğurcan, Altay, Ersin, Muriç diyorum. 5'te Seyç diyorum. Hani uzun süre oynamadığı için Mustera'yı ayırdım. Hakikaten zaten Manchester City'nin oyuncusu yani. Yani yabancı kuralı seneye de hani 7'ye düşecek. Evet. Ama Demirspor'un hani şeyi çok geniş. Yerli havuzu. Gerçi bugün 3 oyuncuyla yollarını ayırmış ama hatta hemen paylaşalım. Söyle. Yapıda evet. Gelmişken Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin feshedildiğini federasyona bildirdi. Adana Demirspor bu üçünden Tarık Çamdal zaten yıllardır hemen hemen istikrar yakalamakta zorluk çekti. Ama Kaan Kanak iyi kötü oynuyordu. Yani demek ki bir şey düşünüyorlar orada. Yani Resul oynar orada. Şimdi şöyle bir avantajı var. Tayyip Talha ile Samet iki yerli. Evet. Ama Yunus'u tabii büyük bir ihtimalle Galatasaray gelecek sene geriye alacak. Yani dört yerli bakalım nasıl şey yapacaklar. Transfer yapacaklar. Doğum tarihini unuttuğum için soruyorum. 2001 Yunus Akgün. Yok 2000'li. 2000 tabii. 2000. O yüzden yani, 2001'li bir isim bakalım nasıl yapacaklar. Yani, eğer mesela devam. Öyle olmasa Muriç'i kesin tutması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama hani belki bir yerli kaleci opsiyonu yaratıp Ferhat Kaplan'la da yolları ayırmış. Bir tane yerli alır ki yani en azından o üçü burada tamamlar Demirspor. Yoksa ben kesinlikle yani ben olsam hakikaten çok iyi bir kalecim. Boyu da 1.98 liginde en uzun boylu kalecisi belki de futbolcusudur yani. Yani penaltı noktasına kadar çok rahat çıkıp alıyor topları yani hiç zorlanmadan yani. Evet. Sen zaten kalecinin boyunu hep bir... Ben her zaman 1.90'ın üzeri artık modern futbolda böyle. Peki. Devam ediyoruz. Gökhan İnler ve İstanbul'un golü de var. Evet, Sivas yani, maçında. Evet. İyi de oynadı. Gökhan İnler de girdikten yani, sonra oyuna ama tabii artık etkili oldu ama... Gökhan İnler de seneye de bilemiyorum. Tabii mutlaka iyi bir opsiyon olur. Çok deneyimli bir oyuncu. Kariyer. Yani İtalya'da yılın 11'ine girmiş bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz Serie A'da. Evet. Ve bir de şöyle bir şey var Gökhan İnler'in. Bazı insanlar sevgili Can şanslı olur, kısmetli olur.
Gökhan Ünder biliyorsun Başakşehir, Beşiktaş, Leicester City'de şampiyonluk yaşadı. Doğru. Evet. Yani Beşiktaş'ta yaşaması normal de. Leicester City'nin tarihindeki tek şampiyonluğu da var. Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğu da var. Yanılıyorsam can beni düzelsin. Yanılmıyorum değil mi? Yo doğru doğru. Böyle ben bir şey yaptım bakıyorum. Burada ama hani. Yani müthiş bir şey değil mi bu hakikaten bir profesyonel futbolcu? Hatta Leicester City şampiyon olmuş. Sonrasında ertesi sene transferi gerçekleşmiş Beşiktaş'a yine şampiyon olmuş. Sonra? İki sene arka arkaya sonra, Başakşehir'e yine şampiyon yine olmuş. Şampiyon. Yani 3 sene kariyerinde evet. Galiba arka arkaya şampiyonluk yaşadı. 3 farklı takımda bak eğer bu takımda, üç arada boşluk yoksa dünyada tektir muhtemelen. Takımda ya, hakikaten 3 ayrı takımla şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşayan Seedorf var biliyorsun. 3 ayrı takımla hani Leicester'la Başakşehir'in şampiyonluğunu da kimse tahmin edemez herhalde. Hani Beşiktaş zaten olacak normal de. Yani Leicester'la Başakşehir'le şampiyon olmak bence büyük bir iş. Ama tabii yaş artık. Peki. Devam ediyoruz. Adana Demirspor'un 11'inde Yunus Akgün 96, evet. Vargas 91, Bjarnason 116 ve en uçta ise İtalya milli takımında seçilmesi hala gündemde olan belki Mario Balotelli ama düşürmesi seçilmiştir. Lazım çünkü sanki sallanıyor mu biraz? Biz konuşurken seçilmiş olabilir. Ben saçlarını kesti bence o yüzden. Hakikaten biz küçükken bir dizi mi, film mi ne vardı 80'lerde, 90'larda? Bir sporcu var, bir atlet var, saçını kesince koşamıyordu. Yani öyle bir şeydi. Şimdi tabii çok yaşımız da ortaya çıkıyor ama 30 seneyi geçmiş. Bir atlet var, saçını kısa kesince koşamıyor. Hani performans düşüyor. Balotelli de Moikan saçını kesti. Biraz Moikan şey oldu. Daha böyle bir korkutucuydu bence. Ya bence özdeşleşmiyor. Bilmiyorum tabii. Yani böyle bir şey tabii yani bu söylediğimiz tabii ki bilimsel bir şey değil ama belki hani etkilenmiş de olabilir yani. Çünkü çok da vuruyor. Pozisyona da giriyor. Atamadı ama inşallah milli takıma seçilir tabii. Mario Balotelli. Yunus'un performansı söylemeye, konuşmaya gerek yok. Bakalım Vargas'ı tutabilecek mi? O da var. Seneye kiralık biliyorsun. La Liga'dan. O da çok etkili oynadı bu sene. Adana Demirspor'un da 11'i böyleydi. Değerli futbol severler. Yani Hasan Balonga da biraz mücadele. Şanssız biliyor musun? Yani Balotelli geldi sonra. Fena da oynamıyor onu söyleyeyim yani, ben. Kesin Aslan Balonga iyi, hani kesin iyi san. Tam bizim her öyle girdiği zaman Aslan Balonga ben bir heyecanlanıyorum ama işte Balotelli bütün takımlarda oynar ligde. Kesinlikle transfer. Demirspor hariç. Orada Balotelli var. Ya orada Balotelli var ya. Peki. Böyleydi Mario düzelteyim böyleydi Adana Demirspor'un da 11'i değerli izleyenler. Peki devam edelim. Medipol Başakşehir taraftarı bakalım. Mücadelede nasıl bir 11 belirledi ekranlara geliyor. Kalede %71 ile Volkan'da. Yani Muhammed'in de bu kadar azalması enteresan. Enteresan değil tabii demek ki geliştiremedi kendini. Devam edelim savunma hattıyla. Ömer Ali %50'sini almış oyların. Duarte, Epuriano, Hasan Ali biraz yaşlı bir savunma. Yani yaşından ziyade Epuriano biraz tabii sıkıntı. Yani Bigin de aynı zamanda zaten en yaşlı galiba ikinci takımıydı. Karagümrük'tü ben. Devre arası baktığımda. Bir Karagümrük değil mi? Yok. Bir Sivas, iki Karagümrük'tü. Başakşehir'e sanki müsaade edildi. Yani bu Endiyaşmi'nin olmaması, Endiyaşmi'nin olmaması da biraz şey oldu Başakşehir'de. Sıkıntı oldu. Stoper rotasyonunda. Kayseri'yi de söylemeye gerek yok. Yani o da ligin en iyi sağ beklerinden biri. Devam ediyoruz. Medipol Başakşehir'de. Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci. Yani Berkay da hani zaman zaman çok iyi oynuyor ama o da son haftalarda sanki takım halinde bir şey var. Düşüş var Başakşehir'de. Ben de Tolga Ciğerci de ligimizin iyi orta saha, defans orta saha oyuncularından biri. Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de çok kıymetini bilemediğini düşünüyorum. Devam ediyoruz. Serdar Güller, Pizzi ve Çatli. Yani yetenekli kadro Raşit Altun ne dersek diyelim. Medipol yani Başakşehir zaten sezon iyi başlamış olsaydı hala söylüyorum. Sezon başlangıcında iyi yapsaydı bu takım. %100. Ama performans içindeydi. Dalgalanmaları oluyor. Yani bilmiyorum Çatli, Trezeguet de çok özel bir oyuncu. Okaka zaten hani bizim ligimizde her zaman iş yapacak size'da bir santrafor. Santrafor profili Okaka. Güzel maç. Pekala. Böyleydi. Maça dair de yorumlar değerli izleyenler. Devam ediyor muyuz yoksa araya mı gidiyoruz? Bir rejiye hemen sorayım. Pekala. Devam ediyormuşuz değerli izleyenler. Geçiyoruz. Bir diğer mücadele Beşiktaş, Atakaş, Hatay Spor maçıyla sanal direktörde devam ediyoruz. Bakalım taraftar nasıl bir 11 belirliyor siyah beyazlar adına huzurlarınızda.
İnşallah Emre'nin de şansı bahtı açık olur yani. Neticede genç bir kaleci. Beşiktaş yani son birkaç sezondur ne zaman böyle bir hadi dara düştü diyeyim, hep oradan bir yıldız çıkararak ya şimdi tabii yükseldi. Karius döneminde Ersin Kale'ye evet. geçti. Ne oluyor dedik. Bir anda Ersin Destanol hayatımıza girdi. Yani sonrasında... Emre Bilgin'in 2004'te olduğunu söyleyelim. Yani tabii ki yani bir kaleci için hakikaten genç bir yaş. İnşallah şansı bahtı iyi olur. Sakatlık kaza vermez. Yarın da biraz şansa yani şanssız bir maç oynamaz inşallah kaleci Emre. Devam ediyoruz. Rose'ye. Her kriz bir fırsattır Can. Yani her kriz bir fırsat. Şimdi bu Emre için bir fırsat. İnşallah değerlendirir. İnşallah. Rozier, Vida, Montero. Ben de Rıdvan mı, Umut Meraş mı? Ben de Rıdvancıyım. Can. Böyleydi savunma hattı Beşiktaş'ın değerliyiz diyenler. Orta sahayla devam ediyoruz. Can Bozdoğan ve Josef de Souza ikilisini evet. görüyoruz. Fena da değildi. Ben Can Bozdoğan'ı beğendim genel olarak ama sanki derbide mi tutuklu diye. Valla ben dedim. Derbide ben olsam derbi yani büyük maçlarda deneyimli oyuncu Atiba Josef'i tercih ederdim ama tabii hocanın da saygı gösteriyoruz. Durumlarını evet. bilmediğimiz için oyuncunun Josef'in özellikle öyle tercih etti hoca. Devam edelim. Tüm hücum hattını alalım Beşiktaş'ın. Gezal, Teixeira, Larin ve Batshuayi yani genel ben, yormalıyım. Devam edelim sonra. Ben hani Gezal'ın zaten hani Beşiktaş'ın en bu sezon formda ismi. Ne olursa olsun ben Batshuayi'nin oynatılması taraftarıyım. Yani ne olursa olsun derken yani Güven Yalçın ya da Batshuayi. Larin performans düşük. Orada da olabilir Güven Yalçın. Larin'in pozisyonunda. Sol önde. Güven Yalçın da olabilir diye düşünüyorum ben. Yani yine bakınca ne olursa olsun ya Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Sahada iyi bir kadro var yani. Hem kariyer olarak hem klas olarak iyi bir kadrosu var. Peki. Geçiyoruz Atakaş Hatayspor'a. Değerli izleyenler bakalım taraftar nasıl bir 11 belirliyor ekranlara geliyor. Münir. 89. Normal. Devam edelim. Münir de ligin iyi kalecilerinden biri. Hani kalecilerden bahseder ve bahsettik biraz önce. Münir de ligin iyi kalecilerinden biri. İdeal. Gözüküyor değil mi? Evet. Defans attı. Devam edelim. Devam edelim. Ben hani Ribeiro'nun da özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ribeiro %32, evet. Bucema, Aldo %21. Evet. Devam edelim. Atakış Hatayspor'un da 11'inde. Sabah Lobyanise demiş taraftar. Hı hı. El Kabi iyi bir dönemden geçiyor. %100 ama ben El Kabi'yi de geçen sene Bupenza'yı da patlatanın Mamedyuf'un performansı olduğunu yani çok büyük bu iki oyuncunun performansına katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Diouf'la oynamasalar bence bu zaten bak Bupenza'nın yani gittiği takımda çok etkili olamadı. El Kabi'yi de bedava aldığını söyleyelim yani Hatayspor'un. Ama ben Mamedyuf'un bu iki oyuncuyu hatta Seba için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Performanslarının yukarıya çıkmasında en etkili ismin tabii ki hoca ama sağ içinde de Mamedyuf olduğunu düşünüyorum. Bu Penza'nın da El Kabi'nin de. Peki. Bunlar da maça dair son yorumlarıydı. Yani hava bakalım nasıl olacak yarın. İnşallah İstanbul'da güzel olursa güzel bir maç izleyeceğiz. Peki. Evet değerli izleyenler devam edeceğiz. Ama kısa bir yerimiz var. Sonrasında sanal direktörde bıraktığımız yerden karşınızdayız. Devam ediyoruz. Sanal direktöre kaldığımız yerden hangi maçta devam ediyoruz? Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. Değerli izleyenler peki taraftar ne diyor? Her zamanki gibi söz taraftar da ekranlara da geliyor. Kalede Günay var. Devam edelim savunma hattıyla. Birlikte Kitsiu, Kolker, Ciloboji ve Tosca. Aydın Tosca. Devam edelim. Güzel, böyle bakınca güzel. İki deneyimli stoper. Doğan Erdoğan, Furkan da bu sene iyi oynuyor. Sana soru, Kolker kalsaydı Fener'de şu oynar mıydı Fenerbahçe'de?
Yani oynayabilirdi. Ya ama orada tabii şey Serdar Aziz iyi bir stoper oynadığı sürece onu da söylemek lazım. Söylemek lazım. Ama tabii çok sakatlık sorunu yaşıyor. Devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü 11'inde Figueiredo benim de çok beğendiğim bir. Ben de Maksimciyim. Oyuncu. Muhammed Demir'i biliyorsun her program. Ben bir tek sakal konusunda yani bilmiyorum ben çok sakal yani iyi performans çok dalgalı performansı. Yani sezonda 2-3 maçı iyi oynuyor. Yani. Evet ama sakal, yani mesela yani 38 haftada 5 hafta. Kim bu diyorsun sahada? O bir de saçları sarı uzun falan diye işte. Yani böyle insanların dikkatini çekiyor. Bir de iyi hakikaten dandun. Sen Deniz'de direkt sahadaki tek oyuncu. Sen bir sakal var Deniz'de. Tamam golü yoktu diyorsun. Yani. Ya da bir ama tamamladım. Işte. Can bilir bir golü mü ne vardı yani. Ligin en çok şut çeken oyuncusu bir golü vardı. Ya bir golü vardı ya da yok. Ben de Maksim'in mesela çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani büyük takımlarda oynayacak seviyede. Peki. Maksim. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler Galatasaray şimdi Barcelona tabii, maçı sonrasında bakalım nasıl bir 11 ile sahada olacak. Tabii. Ekranlara geliyor Galatasaray'ın da 11'i. Raşit Altun senden farklı bir seviyede maç tabii. Yani Barcelona maçı geçmiş olsun tabii istiyorum. Galatasaray'a. Tabii zor olacaktır. Hani neticede Gaziantep deplasmana gidiyorsunuz. Ama futbolun içinde bunlar var. Perşembe, pazar var. Çarşamba, cumartesi var. Yani çok tartışılır Türkiye'de Beşiktaş-Galatasaray maçı. Ertelen Galatasaray-Beşiktaş maçı. Ben kesinlikle karşıyım. Ekstra bir doğa alayı olmadığı sürece Allah korusun. Bir aksilik oynanacak yani. O artık alışmamız lazım buna. Yani ben kendim bildiğim bileli bu konuşuluyor 30 senede. İnaki Pena'da bilemiyorum. Çok Türkiye'de biliyorsun sosyal medyada özellikle büyük kulüp ler transfer yaptığı zaman kaleciler yere göğe sığdırılamaz ama derbide yediği gol çok net bir şekilde hatalı. Hani ben sana hep söylüyorum. Ben Pena'yı beğeniyorum. Ben beğenmiyorum. 1.84 kaleci olmaz. Göreceğiz. Kariyerini göreceğiz. Bakalım ben, kariyerini göreceğiz. Ben artık bence Mustarı'nın devralım. Yani ben olsam Mustarı'yı oynatırım yani. Barça maçına da beğendim. Evet ayakları düzgün. Bir kalecinin ayakları düzgün olur mu yani en büyük özelliği? Bence olmaz yani. Barça maçında şöyle bir avantaj var. Barcelona kornerde bile orta yapmıyor. Şimdi ama Galatasaray Gaziantep artık oyuna maçında, başlarken hep ama Gaziantep maçında Cilobo, Cile, Kolkurer kava topuna çıkacak. Ceza sahasında bol bol orta gelecek. Pena, İnaki Pena bakalım o zaman iyi kaleci mi, iyi kaleci değil mi göreceğiz. Peki. Buyurun. Devam edelim. Değerli izleyenler, Omar El Abdelloi, Nelson Marka ki bence Brezilya milli takımını bilmiyorum çok mu abartıyorum? Çok mu abartıyorum? Yani bayağı mı abartıyorum? Yok yani iyi performans hakikaten Avrupa Ligi'nde. Hani bir hoca düşünmüyor mudur? Düşünmemeli mi acaba Marka? Tabii ki zaten Süper Lig'den Marka'yı o kadar oyuncu havuzundan. Bilemiyorum Marka yani zor diyorum. Ya. Olabilir tabii ama zor olduğunu söylüyorum. Tabii yani. Yani bir de şöyle tabii yani çok geniş bir futbolcu havuzu var Brezilya. Ama hani Omar mı, Boy mı dersek yani 1,5 sene top oynamamış Omar'ın her türlü Boy'un önünde olduğunu söyleyebilirim. Yine yani. Barcelona maçında maalesef yani Boy. Yani oyuncunun şeyi yok böyle. Maalesef hani yani. Her maçı hazırlık maçı temposunda oynuyor. Kesinlikle. Yani 90 dakika sağ kenarında ben de yakın bir bölümden Boy'u şöyle bir seyrettim Raşit Altun ama hani yok. Omar bir hayli oyuncunun önünde performansıyla devam ediyoruz. Orta saha seri Galatasaray'da. Ve senin çok eleştirdim. Evet ama hani son 2-3 haftadır daha bir. Barça maçında nasıl yorumlarsın? Tabii yani Barça'nın karşı da çok kolay değil. Oynamak. Tabii yani. Cihan çok yani. Kolay değil ama ben yine Barcelona maçında ben iki maçta da takımın bir kere sınıfı geçtiğini yani vallahi ben de diyorum ki mesela asıl burada hani hayal kırıklığı performans Galatasaray'ın Barcelona maçında ben Çıkıldağ ve Morzan olduğunu söylüyorum. Yani Gomis de etkisizdi ama hani, çok kolay değil tabii artık belli bir yaştan sonra bu seviyede Barcelona karşısında tek santrafor oynamak çok kolay değil. Ama hani Çıkıldağ girdikten sonra Morutan yani çok vasat futbolcular benim en azından gördüğüm kesinlikle. Kadarıyla. Kesinlikle. Yani özellikle sonrasında Morutan'ın girdiği bir hani Kerem'in soldan
ceza sahasına girişinde ya Morusan'ı depara atmalı artık. O gol yapmadı yani Morusan. Geç kaldı Raşdat. Yani evet. Devam ediyoruz. Galatasaray'ın yani şu var şimdi. Berkan Taylan. Taraftarın peki senin evet. bu eleştirilerine rağmen çıkıldı ama Morusan evet. demesi? Yani. Mesela yani tabii taraftar çok duygusal davranıyor. Yatırım yapıldı diyor. Yani taraftar görmek mi istiyor diyorsun? Şimdi Busquets, De Jong, Pedri'ye karşı Berkan Taylan çıkıldı. O şimdi çok zor bir eşleşme bu. Hani 3'e 3 Barcelona'yla. Burada tabii en büyük ayak kırıklığı ama çıkıldı oldu bence. Galatasaray'ın. Yani Morutan'ı da bilmiyorum tabii. Yani çok genç oyuncu falan değil Morutan. Önce bunun altını çizelim. Genç oyuncu Arda Güler. Genç oyuncu dün golü atan Gavi. Arda Güler 2005'li. Gavi 2004'lü. Ahmet Can 2003'lü. Emirhan 2004'lü değil mi Emirhan da Beşiktaş'ta? Ben 2000, yani, 2005, genç oyuncu bunlar. 99'da oyuncu genç falan değil. Bunun bir altını çizelim. Yani Morutan genç oyuncu değil. 22 yaşında. Bana göre genç. İnsan hayatına göre genç. Peki. Böyleydi Galatasaray'ın 11'i değerli izleyenler. Biraz zor tabii yani son bölümde. Şey Galatasaray'ın bir kere Gaziantep tam bir iç saha takımı. Ne olursa olsun Barcelona seviyesinde bir takımla oynadıktan sonra da Gaziantep her deplasman zor olur ama Gaziantep deplasmanı çok daha zor olacaktır Galatasaray için. Ve son bölümde artık son 6-7 dakikamızın içerisindeyiz değerli izleyenler ve Fenerbahçe İttifak Oyling Konyaspor maçını konuşacağız. İşte taraftarın seçimi Fenerbahçe 11 ekranlara geliyor. Altay Bayındır %97. Ben hep söylüyorum biliyorsun. Bence ligin en iyi kalecisi Uğurcan Çakır ama bugün itibariyle en formda kalecisi Arda. Şey pardon Altay. Altay eğer ben bu son 5 Fenerbahçe'nin 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik serisinde ben Altay olmasa daha fazla puan kaybedeceğini düşünüyorum. Hakikaten büyük takım kalecisi gibi oynuyor son. Alanya maçı daha yani 2-2 iken çıkardı. İnanılmaz bir top var biliyorsun. Müthiş oynadı Altay yine. Devam ediyoruz. Savunma hattıyla Osay Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz ve Atilla Szalai da sol bekte. Ben her zaman sağ sol bekten birinin stoper özellikle olması gerektiği taraftarıyım. Burada da Osay'ın stoper özellikle Osay'ın çıkan. Doğru. Evet çıkan. Ki Szalai da çıkıyor. Atıyor attırıyor bir de. Evet. Crespo. Artık Fenerbahçe'nin ikilisi bu oldu. Zayis Crespo doğrusu da bu. Doğrusu da bu. Aynı evet. zamanda Crespo'nun da hakikaten yani transfer evet. edildiği günden eleştirilen bir oyuncuydu. Şu anda takımın. Evet. Ama bizde o klasiktir. İlk üçe yazarım ben Crespo'yu. Yani biri o klasiktir. Türkiye bir oyuncu böyle. Ha geldiği gün eleştirildi. Tamam işte daha ucuz adam uçaktayken. Ya. Şimdi adam uçakta ucuz. Yani maliyeti yüksek değil anlamında söylüyorum. Maliyeti yüksek değil. İsmi böyle can canlı değil ya. Hemen yerden yere vurulur. Futbol sahada oynanıyor. Sahada görüyoruz en canlı isimle. Kesinlikle. Evet. Crespo'da performansı son derece. Evet. İyi gidiyor. Rosti 40 ve Arda Güler. Sonunda Arda Güler taraftar tarafından Raşit Altun 11'e yani, tabii. girdi. Mert Hakan Yandaş cezalı. Ferdi'nin durumu belirsiz ama ne olursa olsun Mesut Özil'den ve İrfan Can Kahveci'den yüksek oy aldı. Bu gözlerden kaçmasın sanal direktör Darlık. İnanılmaz olan bu. Yani Mesut Özil'de İrfan taraftarı, Can Kahveci'den yüksek oy aldı. Ya tabii İrfan Can da özel bir oyuncu ama yani Mesut Özil'den fazla Arda Güler'e sahada görmek istemesi hakikaten Arda için de Türk futbolu için de çok önemli bir şey. 2005 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir şey. Peki yani. 11 çıkma zamanı geldi ya mi sence Arda'nın? Ben yani. Dün Barcelona maçında geçen gün işte Gavi oynadı. 2004'lü bir yaş büyük. O bizde. Bizde hala 98'li, 97'li, 99'lu oyuncu genç oyuncu. O bizde. Taraftar istiyor. Tabii ki hoca daha iyi biliyor. Tabii ki biz atletik performansını bilmiyoruz ama yetenek olarak, oyuncu kalitesi olarak kesinlikle oynar. Ama tabii fizik gücü, atletik özellikleri, dayanıklılık onları tabii tam hoca daha iyi biliyor. Bence oynamalı. Benim fikrim. Peki. Böyleydi Fenerbahçe'nin de 11'i değerli izleyenler ve son bölümde artık İttifak Holding Konyaspor'un da 11'ini konuşacağız. Son 3-4 dakikamızın içindeyiz Raşit. Ya seçti iyi bir kaleci çok net bir şekilde. Senin de zaten evet. başından beri söylediğin. Zaten iyi kalecin yoksa o ilk 3'e, 2'ye, 5'e giremezsin Can. Bir yere kadar gelirsin. Yani bugün Konyaspor lig ikincisi. Tabii ki seyirci faktörü de var.
devam ediyoruz savunma hattıyla. Adil, Skubic, şimdi burada tabii ve Abdülkerim Bardakçı'nın olmaması, evet yani ligin en deneyimli, en iyi stoperlerinden biri. Herhalde 4 gol de var. Yani ligde tabii 4 gol atamayan santroforlar var yani. Arayacaktır. Bir de sol ayaklı, hani sol stoper. Yani 26 maç 4 gol 3 asist. Bilgi olarak söylemiyorum ama ben Abdülkerim'i düzelteyim. Transfer yapacağını düşünüyorum. Bayağı hafta sahne üstü gibi şeyi var, hissesi var. 4 gol 3 asist çok iyi. Modern oynuyor Abdülkerim. Modern bir oyuncu. Ama bazen oyun disiplinden kopuyor. Çok ileriye gidiyor bazı maçlarda. Biraz oyun disiplinden, ben en azından öyle düşünüyorum. Abdülkadir için. Tabii ki bir büyük takım transferi. Abdülkerim pardon. Abdülkerim için ben yani bir büyük takım evet olabilir yani. Sözleşme yeni uzattı ama hani. Evet. Devam ediyoruz. Amir, Hacı Ahmet Obiç ve Soner. İyi bir ikili. Soner de formda. Devam edelim. Hamilton, Rahmanovic ve Bükücü. En uçta ise Çikalleşik ve Çikalleş Ahmet Aslan konusunda hoca her hafta değiştirerek oynatıyor. Evet. İki oyuncuyu. Taraftar da bence bu konuda. Evet. Ama ben Çikalleş'in bir adım daha önde olacağım. Yalnız tabii ya işte bu kadroyla olmuyor ama. Serdar Gürler'in transferi, rahmetli Ahmet Çalık'ın kaybı acayip yerli oyuncu rotasyonunda sıkıntıya soktu konuşmada. Şu anda mesela öyle. Oylamada iki yerli var. İki yerli var, evet. Seneye şimdi 4 yerli olmak zorunda olacak. Adil ve Soner, iki yerli var. Ya tamam, Abdülkerim Bardakçı olacak ama yani onu da 3 yani. Biraz bu iş tabii biraz Konyaspor'u zorluyor bu sene. Yabancı kontenjanı. İki yerli oyuncusunun çok da ilk 11'in ilk oyuncusu, iki oyuncusunun kaybı. Serdar Gürler mesela ve rahmetli Ahmet Çalık. Bahsettiğimiz yeni konu 2001 ile oynatma konusunda. Bir de o eklenecek sene. Konyaspor ne yapacak mesela? Vardır ya, vardır. İlla ki vardır altyapıdan oyuncu. Peki. Ya valla haftanın maçı. Genel bir yorumla beraber haftanın de maçı, sanal direktörü kapatalım Raşit Altın. Haftanın maçı tabii ki Fenerbahçe kendi sahasında kimle oynarsa oynasın favori ama Konyaspor'un kazanması da asla sürpriz olmaz. Bence Konyaspor kaybetmemesi halinde ligi ikinci bitirecektir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe kazanırsa tabii lig ikinciliği için çok büyük bir iştahla daha hani saldırgan olacaktır geri kalan ligin 8 haftasında. Haftanın maçı inşallah çok keyifli, bol gollü bir maç izleriz. Hakem hatası olmasın, sakatlık da olmasın, Allah korusun. Güzel bir maç izleriz. Peki tekrar abi söylüyorum, yenilmezse eğer Konyaspor ligi ikinci bitirir diyorum ben. Evet. Ama tabii maç kaybından olursa biraz işler zorlaşabilir. Çünkü Konyaspor bir panik yapıyor. Son dönemde. Yani bir mesela iki maç üstte mağlubiyeti var gibi. Peki Raşit Altun, çok teşekkürler. Ağzına sağlık bir kez daha senin de, sanal direktörde. Bu hafta da Raşit Altun'la beraberdik değerli izleyenler. Milli ara var. Milli aradan sonra Cuma günü saat 17'de Raşit Altun'la sanal direktörde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.